Değerli abonelerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisiniz. Ben de gördüğünüz gibi böyleyim işte. Evet, bugün hem biraz korkunç bir şey, yani korkutucu bir olay. Bir de babamın yaptığı bir espriyi anlatmakla başlamak istiyorum. Bu dediğim seneler ben 12-13 yaşları, dükkanımız Yeşilköy'de, ben Yeşilköy, Yeşilyurt, Bakırköy, Florya, Çekmece, Halkalı'ya kadar her yeri didik didik dolaşmış bilen bir insanım. Çünkü 50 yaşına kadar orada geçti. Yani doğuma büyüme İstanbulluyum. Şimdi şunu anlatacağım. Babam çatı işleri falan da yapardı. Böyle oluklar, işte çatıyı kaldırır, yeniden çatı yapar falan. Böyle tesisat işi, kalorifer falan falan. Her işi elinden gelirdi. Bir gün oğlum dedi, sen de gel de dedi, bana dedi yardımcı ol. Ben dedi şey yapacağım dedi. O zaman termosifon vardı. Yani banyolarda bakır kazan, altı sobalı. Yukarıdan da boruyla bacaya bağlanırdı. Odundan yakılır ve o musluğu vardı önünde falan. Öyle yıkanırdı. Yani bizler öyle yıkanırdık banyoda. Öyle bir şeyimiz, sistemimiz vardı. Onu kuracak falan, yeni alınmış. İyi dedim. Yerini ben biliyorum. Babam sen dedi, ben gideyim dedi. Sen de dedi bir yarım saat sonra oraya ulaşırsan dedi. Başka işlerim vardı, bilemiyorum artık. Neyse tamam dedim. Yarım saat sonra elimde baston, da o zaman beyaz baston yoktu bende. Bildiğim sopa kullanıyordum. Hani çobanların kullandığı bir sopa gibi bir sopa kullanıyordum. Bahçenin, zaten o evin bahçesi mis gibi gül kokar. Yani ev o kadar güzel bir köşk biçimi bir ev. Villa mı derler, köşk mü derler. Bahçesi hep çiçek, böyle yazdı da zaten. Güzel bir bahar havasıydı. O ıhlamur kokularından tut, mülver bilmem ne kokuları falan. Şahane böyle o Yeşilköy'ün istasyonun aşağı iniş yolu. Harikaydı oralar, hep asfalt tabii o seneler. Neyse fazla uzatmayayım. Demir kapıyı buldum. O demir kapı her zaman kilitli olurmuş. Çünkü o Doberman mı, Toperman mı ne diyorlar, bir köpek var. Hani yırtıcı bir köpek. Biraz vahşi, biraz değil çok vahşi. Ve iri bir köpek. Bahçeye kimse girmesin diye öyle bir sistem yapmışlar ki beton var kapıdan girdikten sonra. Belki 50 metre beton ileriye ve kulübesi var dipte. Ama yukarıdan tel yapmışlar. Hayvan zincirle bağlı ama o tel de bu tarafa doğru geldikçe o telin üzerinde kayıyor. Şey, yani kapıya kadar gelebiliyor hayvan. Benim hiç haberim yok. Ben şimdi girdim böyle. Kapı nasıl oldu bilmiyorum. Şöyle bir demir var, kaldırıyorsun, kapı açıldı. Neyse girdim, yürüyorum böyle, sağ sol hani kaldırım, küçük bir kaldırım olur ya böyle betonun, onu arıyorum falan. Hani çimenlere ayağım kayıp da dengem bozulabilir falan gibi. Kontrol ederek bir adım, iki adım, üç adım, dört adım yürüdüm. İki tane el böyle kocaman böyle omuzuma, böyle iki omuzuma birden pat beni durdurdu. Ama böyle yüksek yani, bir adam yani. Şey böyle, ben kaldım böyle, hiç umurumda değil ama, korku morku yok. Duruyorum, o da duruyor. Dedim ya bu beni tanıyan birisi şaka mı yapıyor, ne yapıyor? Böyle baktım, yapınca, böyle suratımı koklayınca ben anladım ki köpek.
Ama hiç korkmadım. Ne kendimi değiştirdim ne bir şey. Elimle şöyle yüzünü, şöyle gözlerinin üstünden kulaklarını şeyleri böyle, onu böyle sevdim. Kadın yukarıdan görmüş, iki katlı, üç katlı falan da o ev galiba. Yukarıdan görmüş, nasıl bağırıyor, koşun yetişin diye. Aa, dedim bir şey mi oluyor acaba? Ben kendime hiç düşünmüyorum. O kimseyi hayatta bırakmazmış o bahçeye ve yani göğsüyle vurduğu zaman yıkar üstüne çıkarmış. Arkadaşlar, o hayvan beni hissetti ya. Hiç sesini çıkartmadı ama ellerini omuzumdan çekmedi. Kadın gelene kadar durdu. Ama sevmeme de izin verdi. Hiç hık etmedi. Kadın geldi, adı bir şeydi, neyse işte seslendi, çabuk yerine dedi. Ya dedi, bu hayvan sana nasıl bir şey yapmadı? Bilmiyorum dedim. Ben zaten ne olduğunu anlamadım önce. Sonradan anladım ama biliyorum bu hayvana karşı senin korkunu hissettiği zaman ne yapacağını. Biliyorum. Bak o zamanlarda o köpeklerin davranış şeyi, yani kaçmak, arkanı dönmek ya da ondan korkuyu hissettirdiğin zaman köpek saldırır, havlar. Ama bende hiçbir şey yok. Hiç sanki köpek değilim. Halbuki o çok tehlikeli bir köpekmiş ya. Kadın böyle şok içinde kaldı. Neyse. Gittim ben. İçeriye girdim. Babam da orada. Ne oldu oğlum dedi. Kadın bağırıyordu falan. Dedim köpek ya dedim. Benim dedim durdurdu dedim yürürken. Ay dedi, ben dedi sana şey yapmaya unuttum dedi. Yavrum sana ısırdım şöyle mi? Yok dedim baba, hiçbir şey olmadı. Allah Allah dedi. O da şaşırdı. Çünkü kadın söylemiş yani köpek var böyle böyle dikkat edin diye. Neyse. Şimdi o korkuyu atlattık. Babam başladı işte o termosifonun boruları var. 11'lik işte galvaniz boru, dirsekler bilmem neler. Bana diyor bir dirsek ver. Bana diyor bir tane redeksiyon ver. Diyor bir tane 11'lik boru ver falan falan. Ben veriyorum babama. Kadın geldi. Nasıl gidiyor usta dedi. Vallahi çok iyi gidiyor dedi. Aman dedi, senden ricam dedi. Boruları biraz dolaştır, banyo sıcak olsun dedi. Babam da tabii dedi. Yapmam mı dedi. Teşekkür ederim dedi. Kadın gitti. Bir baktım babam aşağı indi. Boruları birbirine bağlıyor. Böyle üçünü dördünü üst üste getirdi. Teller büküyor, bağlıyor teller. Ne yapıyor baba dedim. Dur dedi ya dedi. Hem dinleniriz biraz dedi. Niye bağlıyorsun boruları? Ya sus dur dedi. Ondan sonra gel sen şöyle dedi. Aldı boruları omuzuna mı sırtına mı böyle taktı, bir şey yaptı. Bu arka kapıdan bahçeye çıktı. Başladı bahçede yürümeye. Ya nereye gidiyorsun baba? Dur sen orada dur diyor bana. Ben şöyle bir dolaşıp geleceğim diyor. Yürüyor, kadın yukarıdan gene görmüş. Usta, usta dedi. Yabancı biraz da lisanı böyle şey kadının. Sen ne yapıyorsun dedi. Siz dedi boruları dolaştırın demediniz mi dedi. E dediğim dedi. E tamam ben de dedim boruları dedi sıcak olsun diye dolaştırıyorum dedi. Ya usta ben sana öyle mi söyledim dedi. Boruları fazla böyle dolaştır tavanda da fazla boru fazla sıcak olsun dedim dedi. Gül, gül. Kadın hem gülüyor hem ben sana dolaştır da bahçede mi dolaştır dedim diye kadıncağızı güldürdü. Yani öyle şeylerimiz oluyor arkadaşlar. Oluyor. Babam da benim gibi böyle bazen hiç ummadığı yerde öyle şakalar yapardı. Şimdi kağıdımı alalım. Hem vakitim fazla vakit. Benim ne anılarım var da. Bazısını anlatabiliyorum, bazısını anlatamıyorum tabii. Çok çok. Evet, şimdi taktık kağıdımızı, sıkıştıralım. Evet, sıkıştırdık. Şimdi sizi şöyle yapalım.
Şöyle. Evet. Siyah kalemim neredeydi benim? Bakayım. Bu kurşun kalem galiba. Ha yok. Ha tamam. Bu kurşun kalem bu. Siyah siyah lisede artık. Benim mürekkepsiz görme engelliler için olan kalemim. Ondan çizince de tekrar size göstermek için tekrar çizmem gerekiyor. O da vakit alıyor arkadaşlar. Şu kağıdı biraz daha düzeltmem lazım. Çünkü yapacağım şeyi için size anlatacağım da şimdi. Bir dakika. Milim bile kaçmış olmaması lazım. Yani milim kaçmaması gerekir. Ama o zaman da dayanmıyor. Ne yapacağız? Neyse artık. Şöyle bir sıkıştıralım da gene. Bakın arkadaşlar. Şimdi diyorum ki düz çizgi. Şimdi yani fazla çizgi çizmeyenler serbest çizgiyle elini hiçbir şeye değdirmeden serbest çizgi düz çizemezler. Yani bazı kişiler çizer, onlar da resim uzmanı ya da karikatürist falan filandır. Şimdi düz çizmek için benim bir formülüm var. Bunu belki ressamlar bir çubukla yapıyorlar. Onun böyle bir tekerleği vardır çubuğun ucunda. Dönen bir tekerlek. Ona elini yaslar, koyar böyle, ondan böyle çeker. Ama ben şöyle bir şey, mesela çerçeve yapacağım burada. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Şu parmağım şuraya dayandı. Bu lastiğin kenarına dayandı. Elim de şöyle. Yalnız elimi hiç sağa sola yapmamam lazım ve düz çekmem lazım. Şimdi şuraya koyalım elimizi. Çerçeve yapacağız şimdi. Evet, çekmeye başlıyorum. Bakalım nereye geldik? Daha gelelim. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle çeviriyoruz. Yalnız burada kağıt var. Bu beni aldatabilir. Ama bakalım yapabilirsek. Şu ucu buluyorum elimle. Şimdi şöyle yapıyorum. Biraz kağıt bükülebilir ama artık olacak o kadar. Evet. Yani kağıt aldatıyor arkadaşlar. Yoksa şey çizmem. Yalnız çizmem de. Şu kağıdın ucu buraya boşlukta duruyor ya, o biraz falso, hafif falso yaptırdı. Şimdi buraya koyuyorum elimi gene. Şuraya koyuyorum. Bakalım. Çiziyorum. Nerede? Şurada. Bakayım. Evet. Ha, şimdi şöyle çevirelim. Şimdi nasıl yapacağız? Burada da falso verebilir çünkü demirler var. Dur bakalım. Yapabilirsem yapacağım. Demirler var. Ay, atlattım galiba. Ya, hafif şeylik olabilir. Yani ne yapayım o da. Olsun o kadar. Şimdi bu siyah mıydı ya? Şunu bırakayım buradan da şu siyahı alacağım ben. Burada boyalarımız sırada ya. Ay ne olmuş burası? Şey çarpmış. Acaba bakayım. Yeşil, mavi, kırmızı, kahverengi, sarı. Bu beyaz mıydı? Siyah gitmiş o tarafa. Vallahi arkadaşlar biraz bilmiyorum, kaleme çarpmış. Döndürdüğüm zaman ben fark etmedim bu tarafa döndürünce. Neyse. Şimdi bir şey yapıyoruz. Çerçeveyi çizdik ya. Şimdi şuraya bakın. Bakalım ne yapacağım. Eğer başarabileceğim mi, bir de o var.
Dur bakalım başarabileceğim mi? Şimdi ne var bakayım şurada? Şuradan gelirsek şöyle. Dur şimdi şurayı belli etmem lazım. Bir de şurayı belli etmem lazım. Kalemin ucu biraz sivri şey değil de. Evet. Açsaydım kalemin ucunu halbuki daha rahat yapabilecektim. Şimdi şuradan bir kulak göstereceğiz. Burada bir kulak var. Şuradan şu şöyle arkadaşlar şöyle evet. Şöyle. Şurada şöyle olursa şurada şöyle olacak. Şu ve bu. Şimdi evet şöyle. Şuradan o zaman böyle olursa şuradan bakayım çene şurada şöyle. Evet. Bu ayaklar. Bu. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki burada. Şu. Nasıl yapacaktık? Şimdi bunu iyi düşünmek lazım. Evet. Oldu mu acaba? Bakalım başarabilecek miyim ya? Ya her şeyi yapmam lazım yani. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne kadar başarabilirsem. Şurası şöyle arkadaşlar.
Acaba. Vallahi ben de merak ettim şimdi. Şu arka bacağı belki hani arka bacağı belki tam çizemeyebilirim. Arka bacağı. Ama ne bileyim ya. Bakalım sizin yorumlarınız nasıl oldu? Bana yorum yazın. Evet. Şöyle bir yapalım. Arkadaşlar. Bakın. Bir aslan çizmeye çalıştım. Ne kadar başarabildim? Hani bir ceylan çizmiştim, bayağı beğendiniz. Hani biraz olsun ceylana benzedi ama onun da bacaklarını kısa yapmışım. Onu fark etmedim tabii. Ama bunun da arka bacakları belki. Hani arka bacaklarında biraz şüphem var. Yani bacakları dediğim bir tane bacağı görünüyor da. Biraz şüphem var. Acaba tam oldu mu olmadı mı diye ama. Yorumlarınızı bekliyorum. İşte bu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı paylaşmayı, abone olmayı, arkadaşlarınıza bu videoları paylaşmanızı rica ediyorum. Hepinize güzel günler, sıhhatli, mutlu, bereketli, güzel yaşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Nerede benim düğme ya? Hay Allah. Kaybettik düğmeyi arkadaş. Heh, burada. Çalmadan kapatacaktım neredeyse. We'll be right back.